Deniz Zeyrek Ucube dış politikanın sonu. 7 Kasım 2005 günü Kars Belediye Meclisi oy birliğiyle bir karar almıştı. Görkemli Kars Kalesi'nin karşısında görkemli bir insanlık anıtı yaptırılacaktı. Bu anıt Ermenistan'daki soykırım iddialarına bir yanıt niteliğinde olacaktı ve konulduğu topraklardaki insanların yaşadığı acıları sembolize edecekti. Kars Belediye Başkanı Naif Ali Beyoğlu heykeltıraş Mehmet Aksoy ile sözleşme imzaladı. Aksoy 24,5 metre yüksekliğinde etkileyici bir heykel tasarladı. İnşaatına başladı. Türkiye'nin Ermenistan açılımı yaptığı yıllardı ve Ermenistan'la ilişkiler dönemin Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün Ermenistan'a gidip maç izleyeceği kadar ilerlemişti. Haliyle o günlerde insanlık anıtı ile ilgili hiçbir sorun yaşanmadı. Gelin görün ki anıtın inşaatına başlanmasından 5 yıl sonra Ermenistan'la ilişkiler yine bozuldu ve o günlerde başbakan olan Tayyip Erdoğan anıt için ucube dedi. 2011'de Erdoğan'dan talimat alan belediye anıtı parçalara ayırarak yıktı. Anıtın yıkılmasının üzerinden 11 Anayasa Mahkemesi'nin anıt yıkılmasının heykeltıraş Mehmet Aksoy'un ifade özgürlüğünün ihlal edilmesi anlamına geldiğine ve Aksoy'a tazminat ödenmesine hükmettiğine dair kararın üzerindense 3 yıl geçti. Türkiye bir kez daha Ermenistan açılımı yapıyor. İki ülke özel heyetler oluşturdu ve düzenli görüşmeler yapmaya başladı. Son olarak Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya Diplomasi Forumu kapsamında Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan'la buluştu. Hem Çavuşoğlu hem Mirzoyan ilişkilerin normalleşmesi için çalışmaya devam edeceklerini beyan etti. Yıllarca diplomasi izlemiş bir gazeteci olarak şunu rahatlıkla yazabilirim. Bu olay ne yazık ki Türk dış politikasındaki tutarsızlıkların özeti gibidir. Ve bu tablo profesyoneller tarafından yönlendirilmeyen, sadece İngilizce bildikleri için kendilerini kıdemli büyükelçi sanan şahısların eseridir. Aynı ülkeyle bir kardeşiz bir düşman. Sadece Ermenistan mı? Aynı şey Mısır için geçerli. Mursi'yi ölüme sürükleyen General Sisi uzun süre düşmandı. Şimdi kendisiyle diyalog kuruluyor. Birleşik Arap Emirlikleri her yerde düşmanca hareketlerle karşımıza çıkıyordu. Libya'da, Suriye'de Mehmetçi'ye silah sıkanlara maddi destek veriyordu. Bu ülkenin İçişleri Bakanı, Birleşik Arap Emirlikleri'nin 15 Temmuz darbe girişimini açıktan desteklediğini açıklamıştı. Şimdi ne hale geldik? Aramızdan su sızmıyor. Birleşik Arap Emirlikleri emirinin önüne turkuaz rengi halılar seriyor, özel kıyafetli süvarilerle karşılıyoruz. Memleketin kıymetli arsaları, kurumları Birleşik Arap Emirlikleri'ne satılıyor. İsrail'e ne demeli? Kısa süre önce One Minute diye övünüp duruyorduk. Ayrıca Mavi Marmara gemisinde İsrail tarafından öldürülen vatandaşlarımızı yıllarca seçim malzemesi yaptılar. Bu ülkeyi yönetenler defalarca İsrail'i terörist devlet ilan ettiler. ABD büyük elçiliğini Kudüs'e taşıdı diye kıyameti kopardılar. O büyük elçilik hala orada duruyor. İsrail'in Gazze'de yaptıkları sürüyor ama biz bugünlerde İsrail'le yeniden kanka oluyoruz. Rusya ile uçak krizini hatırlatmama gerek yok sanırım. Aynı şey ABD ile ilişkilerde de söz konusu. Yani bir kardeş bir düşman durumu Rusya ile ve ABD ile ilişkilerde de hep canlı. Yanlış anlaşılmasın. Ben bugünlerde atılan diplomasi adımlarını doğru bulanlardanım. Erdoğan'ın monşerler diye dışladığı diplomatların işi yeniden ele almasını, Antalya'da güzel işlere imza atmalarını alkışlıyorum. Ancak şu notu düşmeden de edemiyorum. Türkiye'nin çıkarları önemlidir ve dış politikamızın ana omurgasını ülkenin çıkarları belirlemelidir. Dış politikamızı ülke çıkarlarının yerine yöneticilerin ve danışmanlarının sınırlı kapasitesine, birikimine ve ideolojisine göre belirlersek işte böyle bir gün beyaz dediğimize ertesi gün siyah deriz. Mehmet Aksoy'un heykeli bir sanat eseri olarak ucube olmaz ama bu tutarsız manzaralarla dolu dış politikaya rahatlıkla ucube diyebiliriz. Ne diyeyim? Her zaman sözleri dinlenmese de iyi ki hala hariciyenin profesyonel kadroları var ve bu ucube dış politika adımlarını sonlandırabiliyorlar. Bir yere gitmeyin lütfen. Bugün Tıp Bayramı. Bütün olumsuz koşullara rağmen bu ülkenin insanlarına sağlıklı günler yaşatmak için emek harcayan bütün idealist hekimlerimizin, hemşirelerimizin ve sağlık çalışanlarımızın Tıp Bayramını kutluyorum. Değerli hekimlerimiz, ülkenin Cumhurbaşkanı gidin dese de siz bir yere gitmeyin lütfen. Bizler de destek olalım. Hakkınızı aramaya devam edin. Ulu önderimiz Atatürk'ün dediği gibi kalbimiz teklediğinde, nefessiz kaldığımızda, ağrıların pençesindeyken kendimizi size emanet etmek isteriz. Hepimizin size ihtiyacı var.